أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri her birinizi, hepimizi dünyada ve ahirette yüce ak olan bahtiyar kullarından eylesin. Sevgililer, sevgilisi, kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin izinden severek bilinçli bir şekilde yürümeyi her birimize nasip eylesin. Sevgililer, sevgilisiyle cennette buluşmayı, cemalullah'ta kucaklaşmayı hepimize nasip eylesin. Kıymetli izleyenlerim, bugünkü dersimizde kısa bir hadis-i şerif ama hayatımızın tamamını kapsayan bir hadis-i şerif vardır. Bu hadis-i şerifi Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha rivayet etmektedir. İlk birinci dersimizde de niyetle ilgili hadis-i şerifi okurken Ebu Davud Hazretleri'nin 500 bin hadis-i şeriften 4 tane özet hadis-i şerif çıkardığından bahsetmiştik. Ve kendisi demişti ki 500 bin hadis-i şerifin özeti 4 hadis-i şeriftedir. Bu 4 tane hadis-i şerif adeta 500 bin tane hadis-i şerifi ihtiva etmektedir. Bunlardan birisi de o niyet hadis-i şerifiydi. İnnemel a'malu binniyat. Bütün ameller niyetlere göre değerlendirilecektir buyurmuş Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. İşte oradaki 4 hadis-i şeriften birisi de bugünkü dersimizde gelen hadis-i şeriftir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha'nın bize duyurduğuna göre, bildirdiğine göre men ehdese fi emrina hada ma leysa minhu fehuve raddun. Kim bizim dinimizde, bizim yaşantımızda olmayan bir şeyi ihdas ederse o merduttur. Müslim'in rivayetinde men amile amelen leysa aleyhi emruna. Bir insan, ümmetimden birisi bizim emrimizin dışında bir iş gerçekleştirirse, bizim emrettiğimizin dışında bir iş gerçekleştirirse kabule şayan değildir, merduttur buyurmuşlardır. Kıymetli izleyenlerim, Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu hadis-i şerifiyle niyetlerle ilgili hadis-i şerifi karşılaştırdığımız zaman niyetlerle ilgili bölüm o hadis-i şerif amellerimizin iç bölümünü, iç dünyasını, kalp yönünü ifade ediyor. Yani bir amel ne olursa olsun, ne kadar güzel olursa olsun, ne kadar faydalı olursa olsun, yapan kişi açısından mükafat görmesi veya karşılığını bulması bakımından yapılan amelin boyutları önemli değildir. Ondan çok daha önemli olan niyet bölümüdür. Savaşta koşa koşa düşman üzerine saldıra saldıra canını feda eden bir mücahit eğer gösteriş için bunu yapıyorsa, bu insan ne kadar cesaretli insandır desinler diye yapıyorsa canını verdiği halde bir şey alamıyor. Amelin görüntüsü güzel, fotoğraf güzel. Ancak ruh bölümü, kalp bölümü iyi olmadığı için, ihlaslı olmadığı için, Allah için olmadığı için netice alınamıyor. Bir bedende ruh neyse, bir amelde de niyet odur. Dolayısıyla niyet amellerde ne kadar önemliyse, o amelin kabule şayan olabilmesi için ne kadar önemliyse veya bozuk niyetler iyi amelleri nasıl bozuyorsa, yaptığımız amellerin görüntü kısmı da bu hadis-i şerifle önemi ortaya çıkmaktadır. Evet, niyetimiz halis olacak, niyetimiz iyi olacak. Yaptığımız amelleri iyi niyetlerle yapacağız. Bir ikinci dikkat etmemiz gereken şey de
yaptığımız amellerin dini celili İslam'a uygun olmasıdır. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin ortaya koyduğu kriterlere uymasıdır. İşte bugünkü dersimizde, bugünkü hadis-i şerifimizde işin bu boyutunu beraber müzakere etmeye çalışacağız. Kıymetli izleyenlerim, evvela şu noktayı paylaşalım. Din bizim neyimize müdahale eder? Başka bir ifadeyle, Kur'an ve sünnet bizim hayatımızın hangi bölümünü kapsar? Cevap: din dendiği zaman, Kur'an dendiği zaman, sünnet dendiği zaman bizim sadece abdestimizi, namazımızı ihata eden, sadece ibadetlerimizi ihata eden bir sistem değildir. Kur'an-ı Kerim ve dini celil İslam, Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Peygamberimiz olarak sallallahu aleyhi ve sellem hayatımızın tamamını ihata etmiştir. İnsana mükellef denir. Mükellef sorumlu demektir. Biz neden sorumluyuz? Estaizu billah. İnne sem'a vel basara vel fuade kullu ulaike kâne anhu mes'ûlâ. Şüphesiz kulaklar, gözler, kalpler, bütün bunlar yargılanacaktır. İnsanın kulağıyla dinledikleri, gözüyle baktıkları, kalbiyle irade dahilinde planladıkları, projelendirdikleri her birisi yargıda, ahirette, mahkeme-i kübrada önümüze çıkacaktır. Hayatımızda mükellef insan olarak akıl ve baliğ, akıllı, deli değil. Baliğ, çocuk değil, buluğa ermiş. Bu insanlara mükellef diyoruz. Akıllıdır, buluğa ermiştir, mükelleftir. Yani sorumludur. Konuşmalarından sorumlu, yediğinden sorumlu, içtiğinden sorumlu, kazandığından sorumlu, harcadığından sorumlu. İnsanoğlunun aklı başında, iradesi yerindeyken yaptığı her iş mutlaka değerlendirilir. Artı veya eksi değerlendirilir. Yani ya sağ taraftaki melek yazar veya sol taraftaki melek yazar. Ef'ali mükellefin diye fıkıh kitaplarında yer bulan, izahı yapılan mükellefin, yani Allah'a karşı sorumlu olan insanın tavır ve davranışları kısımlandırılmıştır. Bizim yaptığımız fiiller ya farzdır, ya vaciptir, ya sünnettir, ya mubahtır veya haramdır, mekruhtur, müfsittir. Bu kısımlara ayrılıyor. Her yaptığımız işin bir karşılığı var. Mubah dendiği zaman sevap da değil, günah da değil. Artı da değil, eksi de değil. Ama bunun dışında mendüpler, sünnetler bir artıdır. Vacipler daha büyük artıdır. Farzlar artının en büyüğüdür. Haramlar eksidir. Mekruhlar eksidir. Müfsitler eksidir. Yani sol taraftaki meleğin yazdığı şeylerdir. Öyleyse din bizim hayatımızın tamamını ihata etmiş. Örnek olsun diye söylüyorum. Mesela akıl ve bali olan bir insanın beşeri ihtiyaçlarından olan defi haceti, affedersiniz, dini celilsem kriterlere bağlamış mı? Evet, bağlamıştır. Sol ayakla girilecek, sağ ayakla çıkılacak. Temizlik konusunda hassasiyet gösterilecek. Nasıl yapılacağı, hangi kriterlere riayet edileceği kaynaklarda beyan edilmiştir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu konuda özel tavsiyeleri ve ümmetine güzel öğretileri vardır. Bu bakımdan yatmanın adabı, kalkmanın adabı, eve girmenin, çıkmanın adabı, bunlar hepsi Aleyhissalatü vesselam Efendimiz tarafından bir kısmı Kur'an-ı Kerim'de ayetler olarak beyan edilmiştir. Ayrıca kıymetli izleyenlerim, sosyal hayatımızda, alışverişimizde, komşu hukukumuzda, anne ve baba hukukumuzda, aile içerisinde, eşimizle tavır ve davranışlarımızda bütün boyutlarıyla ya artı veya eksidir. Şöyle diyebiliriz. Dini celil İslam hayatımızın tamamını ihata etmiştir, tamamını kuşatmıştır. Boş bir alan yoktur. İnsan aklı başında buluğa ermiş bir insan olarak şu alanda, şu mekanda, şu zamanda melekler yaptıklarımı yazmıyor diyebileceğimiz hiçbir anımız yoktur. Mükellef olarak her anımız değerlendiriliyor. Böyle olunca Aleyhissalatü vesselam Efendimizin
men ehdese fi emrina hada ma leysa minhu. Bizim bu emri dinimizde, din konusunda olmayan bir şeyi ihdas ederse raddir, merduttur diyor. Biz buradan sadece ibadet içerisindeki yanlışları mı, ilaveleri mi, yoksa hayatımızın akışı içerisinde var olan nice bid'atler varsa hepsini murad etmiş mi olacağız? Elbette bu hadis-i şerif am dediğimiz, yani umumi mana ifade eden bir kelimeyle men ehdese fi emrine hâdâ mâ leyse minhû. Yani dinden olmayan herhangi bir şeyi insan hayatına katarsa buna bid'at diyoruz. Bid'at sünnetin karşılığıdır kıymetli izleyenlerim. Sünnet nedir? Sevgililer sevgilisi, kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bize öğrettiği, örnek olduğu, tavsiye ettiği yaşantı türüne sünnet denir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin izini takip etmeye sünnet denir. Genel anlamda sünneti bir yol olarak değerlendirdiğimizde farzıyla, vacibiyle, sünnetiyle, edebiyle bu yol Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bize öğrettiği bir yol, bir sünnet, bir kervandır, bir caddedir. Özelde sünnet farz ve vacibin karşılığı olarak kullanıldığı zaman o bu dediğimiz anlamın bir cüz'ü olmuş oluyor. Kıymetli izleyenlerim, Allah Celle ve Ala Hazretleri biz kullarına Kur'an-ı Kerim'inde Estaizu billah لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ. Vallahi muhakkak sizde, sizin için Allah'ın Resulünde güzel örnekler vardır diyor. Allah'a ve ahiret gününe inanan ve Allah'ı zikreden insanlar için güzel örnekler vardır diyor. Allah Celle ve Ala Hazretleri sevgililer sevgilisini Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i örnek alalım diye bize göndermiştir ve ayrıca yeminle beraber onun tavır ve davranışlarında güzel örnek olduğunu bizlere beyan etmiştir. Çok net ifadeyle söylemek icap ederse tavır ve davranışlarımız içerisinde, ibadetlerimiz içerisinde, ahlakımızda Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e uyan, benzeyen her tavır ve davranışımız Allah nezdinde makbuldür, olmayan da merduttur, makbul değildir. Kıymetli izleyenlerim, bu konuyu birkaç başlık altında, birkaç örnekle beraber değerlendirelim. Bid'at dediğimiz, dinde olmayan bir takım hurafeleri dine sokmak demektir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin kabul etmediği, Kur'an'ın kabul etmediği, uygun görmediği şeyleri ibadet olarak veya kul olarak hayatımıza sokmaktır. Bir şeyin ibadet olabilmesi için illa bir şeyin bidat olabilmesi için illa ibadetin içerisine girmesi şart değildir. Biraz sonra örneklerde hep beraber görmüş olacağız. Şimdi Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bize öğrettiği görevler arasında bir itikatla ilgili vazifelerimiz var. İnanç demektir itikat. Bir de ibadetle ilgili görevlerimiz var. Bir de diğer başlık altında muamelat diyelim. Yani diğer yaşantılarımız diyelim. Bunun içerisinde ahlakı boyutunu, adetlerimizi, ticaret hukukumuzu, sosyal ilişkilerimizi de koymuş olabiliriz. Hayatımızda en önemli bölüm itikat bölümüdür, inanç bölümüdür. Bir insanın inancı bozuk olduktan sonra ameli ne kadar düzgün olursa olsun hiçbir işe yaramaz. Kardeşlerim, kalbinde iman olmayan bir insan bütün dünyadaki fakirleri doyursa ahirette bundan zerre kadar fayda elde edemez eğer imansız olarak ahirete giderse. Allah Celle Celaluhu bizden önce iman istiyor. İşte iman, itikat bölümünü temsil ediyor. Bir insanın inancının, Aleyhissalatü vesselam Efendimizin inancına, sahabe-i kiram ve hulefai raşidinin inancına mutabık olması arzu edilen noktadır. Bundan dolayı ehli sünnet vel cemaat diyoruz. Ne demek ehli sünnet vel cemaat?
Yani aleyhissalatü vesselam Efendimizin ve sahabe-i kiram rıdvanullahi aleyhim ecmeinin inandığı gibi inanan, onlar gibi Kur'an'ı ve İslam'ı değerlendiren anlayış demektir. Bu bakımdan bid'at dediğimiz zaman bu inançlara ters ve muhalif olan inançlar nedir? Bid'at. İtikattaki bid'atlerdir. Kıymetli izleyenlerim, aleyhissalatü vesselam Efendimiz daha önce zikrettiğimiz Cibril hadis-i şerifinde de beyan ettiği gibi Cebrail aleyhisselam kendisine iman nedir diye sorduğunda 6 tane madde saymıştı. Bunlardan birisi de kadere imandı. Günümüzde iman şartlarını değiştirenler vardır. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin Cebrail aleyhisselama verdiği cevabı o günden bugüne kadar ümmeti Muhammed'in bütün uleması hüsnü kabul ile kabul etmişler, başlarına tac etmişler ve bunu bir prensip olarak kabul etmişler. Başka çareleri var mıydı ki? Açıklamayı yapan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olduktan sonra bunun başka çaresi var mı? Âmennâ ve saddaknâ demekten başka bir yolumuz zaten yoktur. Kur'an'daki delilleriyle, hadis-i şerifteki delilleriyle kader inancı Müslümanların iman etmesi zaruri olan 6 maddeden birisidir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den sonra bir grup çıkmıştır. Kaderi aslından inkar etmişlerdir. Kader diye bir şey yok demişlerdir. Bunlar itikatta bid'at ve dalalet dediğimiz bir sapıklığa saplanmışlardır. Bir başkaları kalkmış demişlerdir ki kul iradesine malik bir şey değildir. Rüzgar karşısında sallanan bir yaprak hükmündedir. Kendi iradesiyle hiçbir şey yapamaz. Buna da cebriye denmiştir. Bu da aleyhissalatü vesselam Efendimizin ve sahabe-i kiramın inancının dışında bir inançtır. Kısacası inancımızla ilgili aleyhissalatü vesselam Efendimizin öğrettiklerinden sahabe-i kiram rıdvanullahi aleyhim ecmeinin üzerinde bulundukları inançtan daha farklı yollara saptığımız zaman itikatta bid'ate düştük demektir. Peki bid'at nedir? Bid'at de dalalettir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ diyor. Yani bid'at, her türlü bid'at sapıklıktır. İster itikatta olsun, ister diğer bölümlerde olsun, eğer bid'at tanımının içerisine, tarifin içerisine giriyorsa sapıklıktır diyor. Kıymetli izleyenlerim, nasıl ki niyetlerimizi iyi yapmak suretiyle, ihlaslı yapmak suretiyle amellerimizi kurtarmamız gerekiyorsa, yapacağımız amellerimizi, inançlarımızı, tavır ve davranışlarımızı da aleyhissalatü vesselam Efendimizin çizdiği çerçevenin içerisinde korumak ve muhafaza etmek kaydı şartıyla amellerimizin zahiri yönünü de korumalıyız, muhafaza etmeliyiz. Onları, amellerimizi keellem yekün hükmünde kılmamalıyız. Bir başka ifadeyle aleyhimize de çevirmemeliyiz. Şimdi itikatla ilgili, inançla ilgili iki tane örnek verdim. Bir kaderi inkar meselesi, bir de cebriye dediğimiz kul iradesine malik değildir. Takdir-i ilahi karşısında kendi yapabileceği, hiçbir iradesiyle yapabileceği hiçbir şey yoktur diyenler vardır. Bunların her ikisi de bid'attir. Bu itikadın her ikisi de bid'attir ve sapıklıktır. Bir de günümüzde çok yaygın olan itikat noktasında bir başka tehlikeyi sizinle paylaşmak isterim. O da kitap ve sünnete bakıştır. Bazıları diyorlar ki Kur'an-ı Kerim bizi bağlayıcıdır. Ancak hadis-i şerifler bizi bağlayıcı değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri bizi bağlayıcı değildir. Zira bunları rivayet edenler farklı insanlardır. Güvenilir mi, güvenilmez mi, doğru mu, değil mi, neshedildi mi, edilmedi mi? Bu konuda kesin bilgimiz yoktur. Bizi bağlayan Kur'an ayetleridir. Halbuki ta aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den bugüne kadar bütün ulema edille-i şer'i olarak aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den aldıkları bilgilerle, sahabe-i kiram rıdvanullahi aleyhim ecmeinden aldıkları bilgilerle kitap,
sünnet, icma ümmet, kıyas fukaha demişlerdir. Edille-i Erba'a, dört tane delil. Birisi kitap yani Kur'an-ı Kerim. Birisi sünnet yani Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sözleri, tavır ve davranışları, uygulamaları. Birisi icmadır yani ulemanın, Kur'an-ı Azimuşşan'ı iyi bilen, hadis-i şerifleri iyi bilen alimlerin bir konuda ittifakıdır. Bir de içtihat dediğimiz kıyas-ı fukaha. Asırlardır din-i celli İslam'ın bize kadar intikali bu dört kaynakla hasıl olmuştur, temin edilmiştir. Şimdi kalkıp birileri, Kur'an-ı Kerim kaynaktır, delildir. Ancak sünnet kaynak değildir, delil değildir derse, bu da değerlendirme açısından, sünnete bakış açısından, sünnete itikat açısından bir yönüyle itikatta bir bid'attir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin sözlerini, hadis-i şeriflerini devre dışı bıraktığımız zaman din-i celil-i İslam'ın büyük bir kısmını inkar etmiş oluruz. Dejenere yapmış oluruz. Bu bakımdan kıymetli izleyenlerim, Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadis-i şerifleri aynen Kur'an-ı Kerim ayetleri bizi bağladığı gibi bağlar. O ayetler bizi etkilediği gibi etkiler. Ayetlere karşı nasıl sorumluysak hadis-i şeriflere karşı da sorumluyuz. Öyleyse bid'atin inanç bölümüne baktığımız zaman Aleyhissalatü vesselam Efendimizin ehli sünnet ve cemaat alimlerinin bizlere öğrettiği akideler nelerse bunlar bizim can kurtaran simidi gibi inanç yönüyle yapışacağımız konulardır. Bunların dışına sapmaktan, kaymaktan kendimizi koruyacağız, muhafaza edeceğiz. Bir de kıymetli izleyenlerim, bid'atlerin ibadetlerle ilgili bölümü vardır. İbadetlere de bid'at sokulabiliyor. Mesela Aleyhissalatü vesselam Efendimiz savmi visal dediğimiz peş peşe oruç tutmayı yasaklamıştır. Bir insan Allah'a yaklaşabilmesi için Aleyhissalatü vesselam Efendimizin öğrettiklerini yapması yeter. Yeni yeni ibadetler, ibadet türleri ihdas etmesine gerek yok. Peş peşe oruç tutmaya karar vermiş olan birilerini Aleyhissalatü vesselam Efendimiz uyarmıştır. Ben nasıl oruç tutuyorsam siz de öyle oruç tutun. Ben nasıl yaşıyorsam siz de öyle yaşayın. Benden daha takva olamazsınız. Allah'tan benden daha çok korkamazsınız. Benim yaptığımı yaparsanız hidayet üzere olursunuz. Değilse dalalete düşersiniz diye ikaz etmiştir. Kısa şekliyle beraber hatıralarınızda var olan bir şeyi burada hatırlatmış olayım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e 3 tane sahabi farklı farklı ibadetlerle adeta aferin alacak şekilde madalya beklerken Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i çok iyi bir şekilde kızdırdıklarını hatırlarsınız. Bir tanesi demişti ki ben söz verdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu ibadetleri onu kurtarır. Çünkü o geçmiş ve gelecek günahları affedilmiş. Allah Celle ve Aleyh Hazretlerinin himayesindedir, onun ismetindedir, onun korumasındadır. Biz daha çok ibadet yapmamız lazım. Öyleyse ben senenin tamamını oruç tutacağım. Bir tanesi. Bir tanesi ben sabaha kadar uyumayacağım, uykuyu kendime haram kılacağım. Bir tanesi ben eşlerimle asla bir yatağa girmeyeceğim. Ben bekar gibi yaşayacağım demişti. Bütün bunları daha fazla ibadet yapmak, Cenab-ı Hakk'a daha fazla, daha hızlı yaklaşabilmek için karar almışlardı. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin tabiri caizse en çok sinirlendiği manzaralardan birisi bu olmuştu. Demek ki ibadet Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bize öğrettiğidir. Bunun dışındaki ibadet değildir. Benim kıldığım gibi kılacaksınız, benim haç vazifelerimi yaptığım gibi yapacaksınız diye özel talimatı da vardır. Şimdi pratik hayattan birkaç örnek vermek isterim ibadetlerle ilgili. Kıymetli izleyenlerim, Aleyhissalatü vesselam Efendimiz camilerde namaz kılarken safların düzgün olmasını özellikle istemiştir ve her namazda aşağı yukarı saflarınızı düzeltin diye hem talimat vermiştir hem de saflar arasında dolaşmıştır. Öyleyse Aleyhissalatü vesselam Efendimizin cemaatle namaz kılarken bizden istediği, özellikle istediği bir nokta var.
cemaatle kılıyoruz. Ama safların da düzgün olmasını özellikle istemiştir bizden. Öyleyse eğri büğrü saflarla namaz kılmak, namazın içerisine soktuğumuz, cemaatle namazın içerisine soktuğumuz bid'atlerden bir bid'attir. Ayrıca yine cemaatle namazda Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz safların düzenini yaparken önce buluğ ermiş olanlar, sonra çocuklar, sonra kadınlar demiştir. Buluğa ermemiş, bali olmayan çocukların birinci safta veya akıl bali olanların arasında yer almasını uygun görmemiştir. Safları tanzim ederken önce akıl ve bali olan büyükler, arkasından çocuklar ve arkasından kadınlar şeklinde Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz öğretmiştir. Oysa camilerimizde küçük çocukların imamın arkasında birinci safta efendim muhtelif safların arasında yer aldığını görüyoruz. Bu da bizim camilerimizde yaptığımız ibadetin içerisine soktuğumuz bid'atlerden bir bid'attir. Ayrıca kıymetli izleyenlerim, temizliğine dikkat edemeyecek, altını kirletecek çocuklarımızı camiye getirmemizi uygun görmemiştir Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz. Deli olan ve altını kirletecek, camide namaz kılan insanların huzur ve asayişini bozabilecek nitelikte olan çocuklarımızı camiye getirmememizi tavsiye etmiştir Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz. Torunumuzu sevebiliriz, çocuklarımızı sevmiş olabiliriz. Ancak camiyi kirletecek, altını ıslatacak olan, bu yaşta, bu anlayışta olan çocuklarımızı biz camiye getirdiğimizde kaş yaparken göz çıkarmış olabiliriz. Yani o halı kirlendiği zaman, o halı ıslandığı zaman, çocuk ona affedersin çiş yaptığı zaman halının temizlenmesi kolay değil ki. Eğer Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz bu nitelikteki çocukların camiye getirilmesini uygun görmüyorsa, bunları camiye getirmek bir bid'at olur. Bazen sohbete gelen kadınlar çocuklarını da getirdiğinde camiden dağılırken not bırakıyorlar. Şu bölüme çocuk çiş etmiştir, haberiniz olsun, temizliğini yapın diyorlar. Halının temizliği malumunuz öyle kolay değildir. O nitelikteki çocukları camiye getirmek doğru olmaz. Bazen hiperaktif çocuklar oluyor. Bunları camiye getirdiğimizde biz namaza durduğumuzda saflar arasında birilerini rahatsız edecek şekilde koşuyor, koşuşturuyor. Senin tahammül ettiğin çocuğa bir başkası o kadar tahammül etmeyebilir. Bir de camide ibadete huzur esastır. Mutlaka huzurumuzu bozacak, ibadet edenlerin huzurunu bozacak veya camiyi kirletecek nitelikte olan çocukları Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin talimatı sebebiyle camiye getirmek doğru değildir. Bu konuda son bir örnek, ibadetlerle ilgili son bir örnek vermek isterim. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz elbette ibadetlerimizi camide cemaatle kılmamızı tavsiye etmiştir. Bazı insanlar asla cuma namazının dışında camide cemaatte yeri yoktur, safta yeri yoktur, alışmamıştır. Hayatında cemaatle namaz diye bir şey yoktur. Sadece cuma namazına gittiğinde cuma namazını cemaatle kılar. Nerede kılar? Evinde kılar. Nasıl kılar? Tek başına kılar. Bu da hayatımıza soktuğumuz bid'atlerden, ibadetteki bid'atlerden bir bid'attir. Bir insan nafile namazlarını tek başına kılar, evinde kılar. Hatta nafile namazlar için evimiz, iş yerimiz daha da faziletlidir. Ancak farz olan namazlarımız için cami ve cemaat hem Allah'ımızın tavsiyesidir hem de Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin açıktan aşağı emridir. Hatta bu konuda bazı alimler farz olduğunu, bazıları da vacip olduğunu söylerler. En azından sünnet-i müekkededir. Öyleyse bir insanın beş vakit namaz dediğimiz farz ibadetlerimizi daima tek başına kılmayı alışmış olması da hayatına ibadetlerin içerisine soktuğu bid'atlerden bir bid'attir. Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin uygulamasında, sahabe-i kiram Rıdvanullahi Aleyhim Ecmain'in uygulamasında böyle bir uygulama yoktur. Yani bir sahabi gösteremezsiniz ki sağlığı sıhhati yerinde olsun ama bütün namazlarını tek başına kılsın.
sadece cuma namazlarını farz olarak cemaatle kılsın. Bunun dışındakilerini hep ferden kılmış olsun. Böyle bir sahabi yoktur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de ağır hasta olduğu, camiye kalkıp gidemediği dönemin dışında namazlarını hep imam olarak kılmıştır. Cemaatle kılmış ve kıldırmıştır. Dolayısıyla inançtaki, itikattaki bid'atlerden, ibadetlerdeki bid'atlerden hayatımızı temizlediğimiz takdirde Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e itikat bakımından ve ibadet bakımından uymuş, onun sünnetine, onun tavsiyesine riayet etmiş oluruz. Eğer bunu yapmazsak, bunu gerçekleştirmezsek ne buyuruyor Aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Bizim dinimizde bir şey ihdas eden, olmayan bir şeyi ihdas eden, yaptığı şey merdüttür, kabule şayan değildir. Elbette ibadetlerimizdeki bu eksikliklerimiz merdüttür. Nesi merdüttür? İbadeti aslından mı götürür? Elbette bu anlam kastedilmemektedir. İbadetimizi aslından götüren yanlışlar, bidatler de elbette vardır. Burada Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bize öğrettiği, bizden beklediği bir ibadet anlayışı vardır, bir ibadet şekli vardır. Bunu yapmadığımız takdirde ahirette Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerine vereceğimiz hesap zorlaşmış oluyor. İbadetimizin kalitesi düşmüş oluyor. Bu bakımdan kıymetli izleyenlerim, inanç bakımından olan bidatler çok tehlikelidir. Bu konuda Ehl-i Sünnet ve Cemaat akidesinin ortaya koyduğu prensipleri bilmek ve onlara sadık kalmak lazımdır. İbadet de çok önemlidir. Çünkü bizi sırat köprüsünden karşıya geçirecek, hesabımızı kolaylaştıracak olan ibadetlerimizdir. Bu iki konuda inşallah hassas olmaya çalışacağız. Sonraki bölümünü, muamelattaki bölümünü de bir aradan sonra beraber müzakere edelim. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وبعد Kıymetli izleyenlerim, Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerinin huzuruna ak yüzle çıkmamızı gerektiren bütün özellikleri, güzellikleri bizlere öğretmiştir. Ve tehlikeli noktaları da bizlere bildirmiştir. Bir ameli gerçekleştirirken niyet olarak kalbimize nasıl davranmamız gerektiğini beyan etmiştir. Ayrıca bir amelin makbul olabilmesi için hangi kriterlerde olması gerektiğini de beyan etmiştir. İşte bugünkü hadis-i şerifimizde Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyorlar ki: "Men ehdete fi emrina hada ma leysa minhu fehuve raddun." Bizim bu yaşantımıza, bizim bu dinimize olmayan bir şeyi kim ihdas ederse bu merdüttür. Müslim'in rivayetinde men amile amelen, bir insan bir amel gerçekleştirir, bir fiil gerçekleştirir. Leysa aleyhi emruna, fakat bizim emrimize uygun değil, bizim müsaademiz dahilinde değil, onaylamamız yoksa fehuve raddün, merdüttür. Allah'ın reddettiği, Habibinin reddettiği bir amel kimin işine yarar ki? Bu konuda bid'atler dediğimiz dine sonradan, Müslümanların hayatına sonradan sokulan şeyler gerçekten Allah Celle ve Ala Hazretleri nezdinde ve Aleyhissalatü vesselam Efendimizin nezdinde makbul olmayan tavır ve davranışlar olması münasebetiyle bunları bilmek ve bunlardan sakınmak lazımdır. Biraz önce bu bid'atlerin inançla ilgili bölümünü ve ibadetle ilgili bölümünü müzakere etmeye çalışmıştık. Muamelat bölümünü bu bölümde, İkinci bölümde değerlendireceğimizi söylemiştim. İnançla ilgili bölümde yine günceldir diye şu noktayı sizinle özellikle paylaşmak isterim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Men kâle la ilahe illallah dehalel cenne." La ilahe illallah diyen, Allah'ın varlığına, birliğine inanan, kısacası iman şartlarını yerine getiren mutlaka mümindir der. Ve Ehl-i Sünnet ve Cemaat mezhebinin, Ehl-i Sünnet ve Cemaat akidesinin gereği bir insanın imanı varsa, ameli ne kadar noksan olursa olsun bunu asla tekfir etmek, yani küfre nispet etmek, kafirdir demek caiz değildir. Kolay kolay bir insana kafir denmez. Müminim diyen, kelime-i tevhidi, kelime-i şehadeti getiren her insan
bizim nezdimizden de mümindir. Biz de ona Müslüman gözüyle bakarız. Allah-u Teala kıyamet gününde kendisine iş duygularına göre muamele yapar, o bizi ilgilendirmez. Ama kelime-i tevhidi, kelime-i şehadeti terennüm eden, ben Müslümanım diyen, açıktan açığa küfrünü gerektirecek bir tavır ve davranışı olmayan bir insana asla kafir diyemeyiz. Oysa günümüzde maalesef birilerinin teşvikleriyle ve sapıtmalarıyla birçok Müslüman kardeşimiz, hatta dinine, diyanetine, ibadetine düşkün olan kardeşimiz yüz binlerce, hatta milyonlarca insanı bir kalemde kafir diyor, tekfir ediyor. Ezanı okuyan, her gün ümmeti Muhammed'in önünde kelime-i şehadetlerle beraber ilan eden, ezanı ilan eden, kelime-i şehadeti ilan eden müezzinleri, bir takım görevlileri kafirdir diye bir kalemde iman dairesinin dışına bırakıyor. Bir Müslüman kolay kolay bir Müslümana, kelime-i şehadet getiren insana kafir diyebilir mi? Asla diyemez. Bir gün genç bir kardeşimiz bana gelmişti. Annesi çarşaflı ve ehli zikir, babası 5 vakit namazını kılan ve derviş. Annesine babasına siz kafirsiniz diyordu. Ben de kendisine şu soruyu sordum. Şimdi annen geceleri kalkar, sabaha kadar en az 5000 kere la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah der. Bu anneye sen kafir diyorsun. 5 vakit namazını kılan, ehli zikir olan babana kafir diyorsun. Niçin? Efendim sistemi desteklediği için, rey verdiği için diyor. Yani bir iman meselesi bu kadar basite alınabilir mi? Milyonlarca insanı bundan sebep tekfir etmek, kafirsiniz, ebedi cehennemde yanacaksınız demek caiz olur mu? Bunlar sapıklıktır ve bid'attir, dalalettir bu yaklaşımlar kıymetli izleyenlerim. Şimdi muamelat bölümünde bid'atlerle ilgili bazı örnekleri siz kardeşlerimize paylaşalım. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayat tarzında olmayan, sahabe-i kiram rıdvanullahi aleyhim ecmainin hayat tarzında olmayan her türlü tavır ve davranış bid'attir. Her bid'at, bid'at de dalalettir. Bunlardan birkaç tane örnekte şöyle sıralayalım. Kıymetli izleyenlerim, Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Celle ve Aleyh Hazretleri kadınların kıyafetlerini belirlemiştir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sahabe-i kiram nezdinde uygulamasını yapmıştır. Asırlardır Müslümanlar bu kriterlere uygun olarak hanımlarını, kızlarını örtmüşlerdir. Peki, Kur'an'daki kadın tesettürüne baktığımız zaman, cilbab ayetine baktığımız zaman Estaizu billah ya eyyühen nebiyyü, ey peygamber sallallahu aleyhi ve sellem قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ, önce eşlerine, sonra kızlarına, sonra bütün müminlerin hanımlarına de ki يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ, üzerlerine cilbaplarını alsınlar. Cilbap nedir? Tepeden tırnağa kadar kadını örten tek bir elbisedir. En güzel örneği çarşaftır. Cilbaptaki aranan özellik tepeden tırnağa kadar kadını örten bir elbise. Vücut hatlarını göstermeyen bir elbise. Kıymetli izleyenlerim, İslam'da kadının kıyafeti aslında açık ve nettir. Fakat günümüzde tesettür adı altında ne modeller ne modeller çıkmıştır. Kadının kıyafetinde çok önemli olan bir husus, sokağa çıktığı zaman cazibe merkezi olmamasıdır. Bir kadın sokağa çıktığı zaman cazibe merkezi olunca onu rahatsız edenler elbette olur. Toplumda, sokakta herkes vardır. Mutlaka kadın namuslu, iffetli, onurlu bir kadın olduğunu kıyafetiyle beraber de ispatlaması isteniyor dinimizde, Kur'an'ımızda. Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri bu cilbab ayetinin sonunda ne buyuruyor? ذَٰلِكَ اَدْنَا اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ, kadınların üzerlerine cilbaplarını almış olmaları, tepeden tırnağa kadar kendilerini örtüp güzelliklerini ve ziynetlerini saklamış olmaları onların namuslu, iffetli birer kadın olduğunu ortaya koyan en güzel yöntemdir ve eziyet edilmezler diyor Allah Celle ve Aleyh Hazretleri. 2 2 daha 4 eder kardeşlerim.
bir kadının mini etekle sokağa çıkması bir bid'atse, eteği kısaltıp sokağa çıkması bir bid'atse, şortla sokağa çıkması da bid'attir. Veya kadının normal kıyafetinden çok daha cazibeli kendisini gösterebilecek tesettür adı altındaki bir takım kıyafetlerle sokağa çıkması da bid'attir. Günümüzde kadınların erkekler gibi pantolon giyerek dışarı çıkması, erkeklerin kıyafetine bürünmüş olmaları yine muamelat bakımından, yaşantı bakımından bid'atler arasında yer alır. Bugün dünyadayız, yarın ahiretteyiz. Herkes hesabını verecek. Yaptığımız iş Kur'an ve sünnete uyarsa doğrudur. Kur'an ve sünnete uymadıktan sonra kim ne söylerse söylesin, hesabı Allah'a vereceğiz. Bu bakımdan bid'atler içerisinde kadınlarımızın tesettür adı altında gerçekleştirdikleri, hatta modeller, modalar yetişmiyor. Efendim her ay veya her sene birkaç tane model değişiyor. Önemli olan kadının bütün vücut hatlarını kapatabilecek, örtecek, ziynetini saklayacak, süsünü saklayacak, vücut hatlarını göstermeyecek bir şekilde olmasıdır. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin giyinmiş çıplaklara lanet ettiği meşhurdur. Ne demek giyinmiş çıplak? Hem giyinmiş hep çıplak ne demektir? Bu iki türlü izah ediliyor. Bir, giyinmiş ama çok ince giyinmiş. Alt vücut hatlarını, vücudun tenini gösteriyor. Bir de çok dar giyinmiş. Vücudun bütün şekillerini, organların bütün şekillerini ortaya koyuyor. İkisine de çıplak diyor Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Giyinmiş çıplak diyor. Evet, kadınlarımızın cilbab ayetinde emredilen kıyafetin dışında cezbedici olarak, cazibe merkezi olarak giydikleri kıyafetlerle sokağa çıkmış olmaları, dışarı çıkmış olmaları yaşantımıza katılan bid'atlerden bir bid'attir. Ayrıca kıymetli izleyenlerim, yine hayatımıza kattığımız bid'atlerden birisi de ihtilat meselesidir. Ne demek ihtilat meselesi? Kardeşlerim, dinimizde mahrem ve namahrem diye bir ölçü vardır. Ne demek mahrem, namahrem? Herkesin anlayacağı ifadeyle bir erkeğin ebediyen kendisiyle evlenemeyeceği kadınlar mahremidir. Annesi gibi, kızı gibi, kız kardeşi gibi. Ebediyen nikah kendisine haram olmayan kadınlara da namahrem denir. İşte bir delikanlı evleneceği zaman kimle evlenebiliyor? Mahremiyle evlenemiyor, namahremle evleniyor. Evlendikten sonra onun eşi oluyor. Namahremlerle nikah caizdir, mahremlerle nikah caiz değildir. Ancak burada ölçü ebediyen nikahının haram olması demektir. Komşumuzun eşleri, komşumuzun kızı ve bir takım akrabalık bağları itibariyle bize yakın olduğu halde ama eninde sonunda bir şekilde nikah bize düşen kadınlar bizim namahremlerimiz oluyor. Bir toplumda, bir evde oturup yemek yeneceği zaman, sohbet edileceği zaman veya bir ortamda çalışılacağı zaman mahrem ve namahrem ayrımını dinimiz öngörmektedir. Yani mahrem kadınlarla olan münasebetlerimiz elbette farklıdır. Namahrem olanlarla münasebetlerimiz farklıdır. Şimdi namahrem olan kadın ve erkekler bir araya gelip şakalaşır, konuşur, ondan sonra birbirleriyle adeta mahremmiş gibi davranırlarsa bu da bizim hayatımıza soktuğumuz, sosyal hayatımıza soktuğumuz bid'atlerden bir bid'at olur. Ki bunun acı acı faturalarını zaman zaman ailece veya milletçe çekmekteyiz. Biz Müslüman bir milletiz. Kur'an'ımız var, dinimiz var, peygamberimiz var, örfümüz var, adetimiz var, geleneğimiz var. Elbette örf ve adetlerimiz içerisinde Kur'an ve sünnete uyanlar başımızın tacıdır. Örf ve adetlerimiz içerisinde Kur'an ve sünnete uymayanları çöpe atar gibi elimizin tersiyle itip atmamız ve hayatımızdan uzaklaştırmamız lazımdır. Bu ihtilatın en çirkini de düğünlerde maalesef uygulanmaktadır. Birçok Müslüman kardeşimiz düğününü gerçekleştirirken kadın erkek bir arada sazlı, cazlı, danslı düğün gerçekleştirmektedirler. Düğünde gelin hanım
en güzel hayatında giyebileceği en güzel kıyafetiyle, en güzel süsüyle beraber düğün yapmış olur. Gelinliği hanım kız hayatta bir kere giymiş olur. Şimdi damatla gelin hanımı bütün kamunun huzuruna çıkarıp, erkeklerle kadınların huzuruna çıkarıp reklam etmenin doğru olmadığını bilmek lazım. Gelin hanım kadınlar arasında, mahremler arasında, erkek de erkekler arasında, damat da erkekler arasında olmalıdır. Ve kadın erkek bir arada değil, ayrı ayrı olmalıdırlar. İhtilat dediğimiz mahrem ve namahrem karışık. Bir masada 10 kişi oturuyor. 5 tanesi erkek, 5 tanesi kadın. Hiçbirisi birbirinin mahremi değildir. Bu şekil doğru mudur? Dini celil-i İslam'ın kriterlerine uyuyor mu? El cevap uymuyor. Bakın kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifinin yanında Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimizin kabri şerifi vardır. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz kimdir? Hazreti Ayşe annemizin babasıdır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendi odasında defnedilmiştir. Hazreti Ayşe ile annemizle radıyallahu anh ile kaldığı odaya defnedilmiştir. O oraya defnedilmişken Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anh yine orada kalıyordu. Sonra babası vefat edince onu da onun arkasına defnettiler. Hemen yanı başına defnettiler. Babası Hazreti Ayşe annemiz yine orada kalıyordu. Daha sonra Hazreti Ömer Efendimiz Hazreti Ayşe annemizden özel istekle ölüm halinde oradan yer istemişti. Hazreti Ayşe annemiz de kabul etmişti. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin yanında defnedilmesine Hazreti Ayşe annemiz onay vermişti. Hazreti Ömer Efendimiz hayatta en çok sevindiği kararlardan birisi buydu. Dünya bana verilse bu kadar sevinmezdim demişti. Hazreti Ömer Efendimiz şehit olunca, ahirete intikal edince Hazreti Ömer Efendimiz'i işte şimdi Aleyhissalatü vesselam Efendimizin kabri şerifini ziyaret ettiğimizde 3 kişiye selam veriyoruz. Birisi de Hazreti Ömer Efendimiz'dir. Oraya yerleştirdiler. Aynı odada Hazreti Ayşe annemiz yaşıyordu. Ancak Hazreti Ömer Efendimiz oraya defnedildikten sonra kabirdeki ölü olan, şehit olarak ahirete intikal eden Hazreti Ömer Efendimiz oraya yerleştirildikten sonra Hazreti Ayşe annemiz Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha orada dış kıyafetiyle yaşamaya başladı. Çünkü buradaki mezarlardan birisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zaten eşiydi. Birisi Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz babasıydı. Ama birisi namahrem olan Hazreti Ömer'di diye Hazreti Ömer Efendimiz'in kabrinin bulunduğu yere bile Hazreti Ayşe annemiz dış kıyafetiyle oturup kalkıyordu. Yani bizim dinimizin aslı Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ve onun ev hayatında, aile hayatındaki uygulamalarına bağlıdır. Bizim yaptığımız uygulamalar oraya uyuyorsa doğrudur, uymuyorsa doğru değildir. İfade ettiğim bir sözümü tekrar ediyorum. Kardeşlerim, bugün buradayız, yarın hep Allah'ın huzurundayız. Doğruya, yanlışa Allah karar verecek. Bizim bugüne kadar olan alışkanlıklarımız çok önemli değildir. Önemli olan alışkanlıklarımızın, tavır ve davranışlarımızın Kur'an'a ve İslam'a uyup uymamasıdır. İhtilat dediğimiz konu kadın ve erkek karışımında mahremler arasında sıkıntı yoktur. Ama mahremle namahrem bir arada oturup beraber düğün yapmaya kalkarlarsa, aynı sofrada gırgır şamatayı beraber yapalım derlerse, aynı makinenin etrafında, aynı tezgahta kadın erkek beraber çalışalım dersek, işte sıkıntı burada. İş yerlerinde kadının çalışması, eğer kadın muhatap olduğu kitle kadın ise, namahremleriyle muhatap olmuyorsa, dinciliği sen buna müsaade eder mi? Haramdır demez. Kadının rolünü gerçi biçmiştir. Tavsiye ayrı şeydir ama buna haramdır demez. Fakat kadın erkek, namahrem kadınlarla namahrem erkekler bir arada aynı iş alanını bölüşecekler ve beraber çalışacaklar. Aylarca, senelerce beraber çalışacaklar. İhtilat dediğimiz bu, işte Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bidat ifadesinin kavramı altında yerini bulur. Bir de kıymetli izleyenlerim, hayatımıza karışan bidatlerden, tehlikeli bidatlerden birisi de haramdan korkmamaktır. Haram, İmam Bilgivi Hazretleri kitabında ke'ennel harame narun der. Yani haram var ya ateş gibidir der. Kur'an-ı Kerim'de bunun karşılığı var mıdır? Elbette vardır. Gerçekten haram ateş gibidir. Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri buyurur ki, Estaizu billah,
اِنَّ الَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ اَمْوَالَ الْيَتَامَ ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُونَ ف۪ي بُطُونِهِمْ نَارًا. Yetimlerin mallarını haksız olarak yiyenler aslında ateş yiyorlar diyor. Yetimin malını yemek haramsa Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri buna ateş yiyor diyor. Demek ki her haram ateştir. Binaenaleyh kazançlarımızın içerisinde, lokmalarımızın arasında, paralarımızın içerisinde, menkul veya gayrimenkullerimizin içerisinde haram varsa ona ne derseniz deyin, köfte ise ateştir, arsa ise ateştir, araba ise ateştir, elbise ise ateştir. Ne olursa olsun ateştir. Bunun ateş olduğu belki dünyada anlaşılmayabilir ama ateş olduğu anlaşılacaktır. Yetimin malını yiyenler köfte yemişlerdir, pirzola yemişlerdir, efendim meyve yemişlerdir, ekmek yemişlerdir, yedikleri şey işte bunlar yenecek şeylerdir. Ama Allahu Teala hayır diyor, ateş, ateş. اِنَّمَا يَأْكُلُونَ ف۪ي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. O yetimin malını yiyenler ateş yemişlerdir, yakında cehenneme gireceklerdir buyuruyor Allah Celle ve Ala Hazretleri. İşte kıymetli izleyenlerim, haramlardan korkmamak ve haramlardan sakınmamak hayatımıza kattığımız büyük bidatlerden bir bidattir. Haram dendiği zaman sadece başkasının malını çalmak suretiyle elde ettiğimiz kazanç haram değildir. Bir işin hakkını vermeden yapıyorsak ve ondan ücret alıyorsak bu da bir haramdır. Mesela 8'de işbaşı yapmamız gereken yerde kontrol eden kişiler yok. Biz 9'da işbaşı yapıyoruz. 5'te bırakmamız gereken yerde fırsatını bulduğumuzda kimseden izin almadan 4'te işi bırakıyoruz. Peki burada 1 saat bir izin tecavüzü var, iş tecavüzü var. Bu haram değil midir? Mal sahibi, ücreti verecek olan insan neyin karşılığında bu ücreti veriyor? Amelin karşılığında veriyor. Orada çalışan insan elbette bunun hesabını yapmalı, aldığı maaşın arasına haram sokmamalı. Hak etmeden aldığımız, çalışmadan aldığımız her ne kadar veren kurum veya patron kendi iradesiyle veriyorsa da fakat bizim o çalışmadığımız saati bilmiyor ki. Eğer bilse müdahale eder mi? Eder. Madem müdahale eder, bizim burada bir yanlışımız var, kazancımıza haram katmışız. Buna dikkat etmemiz gerekir de haramdan korkmadığımız noktada şu kendisini çok ortaya koyuyor. Birçok kardeşimiz işini büyütme adına veya yani arabasının modelini yükseltme adına, daha lüks yaşama adına kredilere bulaşıyorlar, faize bulaşıyorlar. Ah kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de en ciddi haramlardan birisi faizdir. Eğer bir kredinin içerisinde faizlendirme varsa sonuçta ateştir, ateş. Faizli muameleleri Allah-u Teala bereketini yok edeceğini, mahvedeceğini ve bu işe devam eden insanların ateşte yanacağını Bakara suresinde haber vermektedir. Öyleyse bizim hayatımızın akışı içerisinde faiz olmamalıdır. Ne olacak? Arabamın modeli değişecek. Bırak modelini değişmeyi. Arabam yok. Araba alabilmek için krediye bulaşmam doğru mudur? İlla arabayla mı yaşamak şarttır? Adem Aleyhisselam'ın arabası yetmedi mi sana? Varsa paran alırsın, şükrünü eda edersin. Yoksa illa krediye bulaşmanın anlamı yok ki. Evim olsun diye krediye bulaşıyor. Peki aldığın evde oturabileceğine inanıyor musun? Ne kadar kalacaksın? Acaba o borcu ödeyebilecek misin? Yani bir harama bulaşarak, bir faize bulaşarak bir araba sahibi olmak veya düğün sahibi evlenmek, düğün alıcı, düğün yapacak krediyle beraber, faize beraber düğün yapıyor. E kardeşim, sen doğar doğmaz evlenmiyorsun. Yaşın belli bir noktaya gelince evleniyorsun. İleride evleneceğin hesabını yaparak bir taraftan parayı biriktirmek lazım. Düğüne hazırlık yapmak lazım. Yani haramdan korkmak lazım. Hırsızlık nasıl bir haramsa ve çirkinse, haram kazancın her türlüsü böyledir. Nasıl ki insan hırsızlığın hesabını veremeyecekse faizin de hesabını veremez. Evet kıymetli izleyenlerim, hayatımızın akışı içerisinde haramlardan sakınmamak ciddi bir felaket. Müslümanların hayatına katılan çirkin bidatlerden birisidir. Yine hayatımızın akışı içerisinde katılan çirkin bidatlerden birisi de aile hayatıyla alakalı iki noktayı
paylaşacağım sizinle. Bir tanesi evlenecek olan gençlerimizin hayatına katılmış olan aşağı yukarı %70'inden fazlasının hayatına karışmış olan, adeta Müslümanlar tarafından da normal gözükmeye başlanan, bu duruma gelinen çirkin bir bid'at nedir? Bir delikanlı bir kız ile, bir kız bir delikanlı ile günlerce, haftalarca, aylarca flört yaşıyorlar. Bir araya geliyorlar, pastaneye gidiyorlar, parka gidiyorlar, ormanlarda dolaşıyorlar. Biz birbirimizi sevmeye çalışıyoruz, elektrik almaya çalışıyoruz diyorlar. Halbuki elektrik kurumu dağıtıyor ama bunlar birbirinden elektrik almaya çalışıyorlar. Evlenmek isteyen bir Müslüman delikanlı, evlenmek isteyen bir Müslüman kızın birbirleriyle böylesine ihtilatları, gezmeleri, tozmaları, pastanede, lokantada, parkta, ormanda, seyahatta, orada, burada dolaşmaları, tokalaşmaları, kucaklaşmaları bid'atin danışkasıdır. Haramın ta kendisidir. Ve bid'atin en çirkinlerinden birisidir. Ah kardeşlerim, hiçbir zaman bu yol ve bu yöntem Rahman'a götürmez. Şeytanidir, iyi bir neticeye götürmez. Ve böyle bir yaklaşım ile ne kız delikanlıyı ne de delikanlı kızı yakinen tanıyamaz. Böyle aylarca flört yapmış, birbirini tanımaya çalışmış, efendim çay içmiş, yemek yemiş, kahvaltı yapmış, güya birbirini tanımış, tanımaya çalışmış olan insanlar evliliğe karar verirler ama 3 ay sonra, 5 ay sonra, 6 ay sonra ayrılıkla biter. Hani birbirinizi tanımıştınız? Elbette İslam'da bunun da bir kriteri vardır. Bir delikanlı bir kızla evlenecek, bir kız bir delikanlı ile evlenecek, daha önceden görüşmeleri ve fiziki ortamda güzelliklerini tespit ederek ben bu güzelliğe razıyım demeleri gerekiyor. Bu olmadıktan sonra evlilik tavsiye edilmiyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz görmeden evlenecek olan kişiye hayır, git gör, aranızdaki nikah akdinin devamına bu daha çok etki yapıcıdır buyurmuşlardır. Ama bir delikanlı bir kız ile bir kere, iki kere, üç kere bir başkasının yanında konuşur, görüşür. Bu konuşma, görüşmek fiziki ortamdaki güzelliği kız erkek tarafını, erkek de kız tarafını görecek. Bu fiziki ortam beni tatmin edicidir diyecek. Ahlaki duruma gelince, ahlaki durum böyle görüşmeyle pastanede, postanede, ormanda öğrenilmez, parkta öğrenilmez. Çünkü kız ve erkek bu niyetle bir araya geldiklerinde kız ve erkek anasına, babasına, dünyada hiç kimseye göstermedikleri nezaketi birbirine göstermeye çalışırlar. Kandırıcıdır. Gerçek yüzleri bu değildir. Bu bakımdan toplumda gençlerimizin hayatına karışan bid'atlerden birisi budur. Anneler, babalar, aileler, insanlar adeta bunu normal görmeye başlamışlardır. Çirkin bir bid'at toplumda normal görülmeye başlanmıştır. Bir de kıymetli izleyenlerim, aile hayatına karışan bid'atlerimizden birisi de aile içerisinde sıkıntı meydana gelebilir. Karı koca arasında sıkıntı meydana gelebilir. Elbette aile hayatında önemli olan mutluluktur. Hedeflenen mutluluktur. Bir yuvanın mutlu olması için eşlerin birbirine saygılı olması, hakkına hukukuna riayet etmesi gerekir. Kur'an-ı Kerim, mutsuzluğun baş gösterdiği aile içerisinde mutluluk yollarının nasıl aranması gerektiği satır satır anlatılır. Merhale merhale anlatılır. Mutlaka yuvanın bir arada kalması, huzura erişmesi, birlik ve beraberliğinin sağlanması noktasında aile bireylerinin de nihayeten devreye girmesi, aile büyüklerinin devreye girmesi, hakemin devreye girmesini önermektedir. Ancak öyle veya böyle aile içerisinde acı günler olduğunda aile bireylerinden birisi bu hayatı sonlandırmak isterse yürümesi gereken bir yol vardır. Takip etmesi gereken metotlar vardır. Bu noktada da aile hayatımıza büyük bid'atler girmiştir. Günlük hayatımıza büyük bid'atler, çirkin bid'atler girmiştir. Nedir kıymetli dostlar? Aile hayatında esas olan huzur ve mutluluk, birlik ve beraberliktir. Anne ve baba, eşler şunu çok iyi bilmelidirler. Artık evlendikten sonra hiçbir şey eskisi gibi değildir. Hele hele çoluk çocuğa karıştıktan sonra çocuklarını anasız ve babasız bırakmamak için amansız bir mücadele vermeli, özveriyle, fedakarlıkla,
çocuklarımızı sahili selamete çıkarmalıyız. Mutsuz bir yuvanın çocukları olmamalıdır bizim çocuklarımız. Anası babası kavga yapan, birbirine gülümsemeyen, birbirleriyle şaka yapmayan, mutsuz ve umutsuz yaşayan bir annenin babanın evladı olmamalıdır bizim çocuklarımız. Çocuklarımız hep mahkeme suratı gibi sert bir surat görmemelidir. Şakalaşan, birbirini seven, sevecen olan anne babanın arasında yaşamalıdırlar. Mutlu bir ailenin çocukları da mutlu olur. Mutsuz anne ve babanın çocukları da genelde mutsuz olurlar. Okullarda başarısız olan çocukların genelde idarecilerin, okul müdürlerinin, müdür muavinlerinin ve öğretmenlerin takibi neticesinde yuvasında mutsuz olan çocuklar olduğunu görürler. Anne babası ayrı olan çocukları görürler. Dolayısıyla İslam dini yuvanın mutluluğunu, birliğini, beraberliğini teklif eder. Bunu aileden ister, özveri her birisinden ister. Ancak bir şekilde bu yuvadaki birliktelik nihayete erecekse, erkek ben bu işi yürütemiyorum diyebilir, kadın bu iş gitmiyor diyebilir. Peki bunu nasıl sonlandırmak lazım? İşte en büyük yanlışımız burada oluyor. Kavga olabilir ama kavgadan sonra barış da olur. Su bulanmadan durulmuyor ki. Durulacak elbette bu dünyada. Yaz da var, kış da var. Ya, kar da yağar, dolu da yağar, yağmur da yağar ama arkasından güneş de gelir. Yani aile hayatında da bu böyledir. Bazen kavga olur, bazen acı günlerimiz olur, bazen tatlı günlerimiz olur. Acı gün geldiği zaman sabretmesini bileceğiz, tatlı gün geldiği zaman şükretmesini bileceğiz. İki tarafta da üzerimize düşen ciddi görevler var. Ama bu hayatımızın akışı içerisinde en çirkin bid'at, kızdığımız zaman 3 talak hakkını birden kullanmamızdır. En çirkin bid'atlerden birisidir. Kızan bir erkek eşine 3'ten 9'a kadar şöylesin veya boş ol, boş ol, boş ol diye 3 tanesini peş peşe sayıyor. Ama sinirliyken bunu yapan erkek daha sonra pişman oluyor. Pişmanlık nereden fayda verecek? Bir insan mermiye asılıyor, tabancaya asılıyor, tak 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 vuruyor karşı tarafı. Pişman oldum diyor ama karşı tarafı vurdun, bitirdin. Yuvayı dağıttın, hakkını kullandın. Allah'ın sana verdiği 3 hakkı niye böyle 3'ünü birden kullanıyorsun? Elbette kitaplarda, kriterlerde sünnete uygun boşanma şekilleri var. Bir erkek eşine eğer illaki ayrılacaklarsa, ayrılmaya kesin karar verdiyse bir talak vermesi yetmez mi? Verir ona bir talak, bir talakla kendisini boşar. Ondan sonra iddeti dolduktan sonra kadın da serbesttir. İsterse geriye dönmek isterse dönebilir. Erkek de onunla birleşmek isterse, bir araya gelmek isterse hala imkan vardır. Ama 3 talakı verdikten sonra bu imkan bitiyor. İşte kıymetli izleyenlerim, hayatımıza karışan çirkin bid'atlerden birisi de boşama konusundaki dinin kriterlerini göz ardı yapıp kendi kendimize, sinir sistemimize mağlup olarak, şeytana ve nefse mağlup olarak sünnetin dışında, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin öğrettiğinin dışında bir yol takip etmiş olmamızdır. Şimdi bütün bu bid'atlerden örneklerle bahsettikten sonra özetle şöyle bitireyim. Allah Celle ve Ala Hazretleri bize buyuruyor ki, Estaizu billah. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ Habibim de ki, ey Allah'ın kulları, eğer siz Allah'ı seviyorsanız, kesinlikle Allah'ın da sizi sevmesini istersiniz. Bana tabi olun ki Allah sizi sevsin. Ya bid'at ya sünnet. Bid'at sünnetin zıttıdır. Sünnet peygamberin yoludur. Ya sünnete uyacağız, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna uyacağız, Allah'ın sevgisini kazanacağız. Veya bu yoldan çıkacağız, şeytanın sevgisini kazanacağız. Allah'ın sevgisinden mahrum olacağız. İnancımızla, ibadetlerimizle, muamelatımızla, aile hukukumuzla mutlaka ama mutlaka sünnet yolunu, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin izini prensip olarak kabul edeceğiz. Elimizden geldiği kadar bu yoldan yürüyeceğiz. Hayatımıza, evimize, ahlakımıza, yaşantımıza bid'atleri sokmayacağız. Yuvamıza bid'atleri sokmayacağız. Her bid'atin girdiği yerden bir sünnet kalkar. Her sünnetin kalktığı yerde de dalalet ve sapıklık vardır. Sapıklığın olduğu yerde şeytan vardır. Ve sapıklığın olduğu yerde azap vardır, felaket vardır. Kıymetli izleyenlerim, Allah Celle ve Ala Hazretlerinin sevgisini kazanmanın yolu sünnete ittibadan geçiyorsa, onun sevgisinden mahrum olmanın yolu da bid'atten geçer.
Aleyhissalatü vesselam Efendimizin her bid'at sapıklıktır ifadesini unutmayalım. Hayatımızı Aleyhissalatü vesselam Efendimizin yaşantısıyla, Kur'an'ın kriterleriyle, Aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnetleriyle süsleyelim. Doğru yol burasıdır. Allah'ın sevdiği yol burasıdır. Allah'ın bizden istediği de budur. Bunu yaptığımız takdirde Kur'an'a uygun, sünnete uygun, Aleyhissalatü vesselam Efendimizin öğretilerine uygun bir hayatı sürdürmüş oluruz. Direkt cennete uçmuş oluruz. Son nefesimizi de teslim ederken Er-Rafik el-A'la diyen Aleyhissalatü vesselam Efendimizin izinden en yüce dostuma gidiyorum diyerek gerçekten dostun dosta kavuştuğu gibi Rabbimize kavuşuruz. Ve son olarak hepimiz eninde sonunda Mahkeme-i Kübra'da Allah Celle ve Ala Hazretleri'nin huzuruna çıkacağız. Aleyhissalatü vesselam Efendimizle buluşacağız. Ne mutlu. Allah'ın kitabındaki kriterlere, Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatındaki sünnetlere uyarak Allah ile karşılaşana, o Mahkeme-i Kübra'da onun huzuruna çıkanlara ne mutlu. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnetini prensip edinmiş, onun izinden yürüyerek Aleyhissalatü vesselam Efendimizle ahirette buluşana. Rabbim her birimizi Aleyhissalatü vesselam Efendimizin huzuruna çıkacak ak yüz ile hayatımızı süsleyerek huzuruna varmayı nasip eylesin. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri'nin huzuruna Mahkeme-i Kübra'ya varırken bid'atlerden arınmış, haramlardan arınmış, yanlışlardan arınmış, sırat-ı müstakimde dosdoğru yürüyerek Allah'ın huzuruna gülerek ak yüze varmayı Rabbim her birimize nasip eylesin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.